Sizlere hukukun üstünlüğünü katlettiniz, üstünlerin hukukunu tesis ettiniz demeyeceğim. Size yargı bağımsızlığını ayaklar altına aldınız demeyeceğim. Adil yargılanma hakkını ihlal ediyorsunuz, hakimlik teminatını yok ettiniz hiç demeyeceğim. Size arka bahçeler yaratıyorsunuz demeyeceğim çünkü zaten her şeyi ön bahçe haline getirdiniz. Anayasayı delmeyi alışkanlık haline getirdiniz demeyeceğim çünkü bu ilkelerin, bu kavramların sizin nazarınızda maalesef hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Çünkü siz demokrasiyi, hukuku, insan haklarını bir araç olarak görüyorsunuz. Bizlerse her zaman, her yerde, her koşulda insan haklarını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Siz bizim bu davranışlarımıza akıl sır erdiremiyor olabilirsiniz. Mazlumun ve zalimin kimliğine bakmadan bu ilkeleri savunmamız size tuhaf gelebilir. Bu yüzden konjektüre göre bazen darbeci, bazen ergenekoncu, bazen terörist, ocu, bucu, şucu diye bizi yaftalayabilirsiniz. Her yaptığınıza kendinizi kandıran haklı gerekçeler bulabilirsiniz. Örneğin 28 Şubat diyebilirsiniz. Millet bizi seçti demek ki doğru yapıyoruz diyebilirsiniz. Mesela bu kanun için çocuk kandırır gibi istinaf mahkemeleri kuruluyor. O yüzden Yargıtay'ın, Danıştay'ın iş yükünü hafifletmemiz lazım diyebilirsiniz. Biz de size idari yargıda zaten istinaf vardı dediğimizde yüzünüz kızarmıyor olabilir. Çıkardığınız bütün kanunların, aldığınız bütün kararların, uyguladığınız bütün uygulamaların öznesi nihayetinde insan. Bir kez olsun insanların hayatını etkilediğinizi, duygularını değiştirdiğini, geleceğini etkilediğinizi, kararttığınızı görün ve bir kere de insan olarak bakın. Eğer siz de gerçekten ilahi adalete inanıyorsanız, gerçekten demokratsanız, gerçekten insan haklarından, hukukun üstünlüğünden yanaysanız artık bu kanunları, yargıyı katletmeyi bırakın ve bir kez olsun, bir kez olsun geleceğim.